Özel gündemden iyi günler sevgili seyirciler. Seçimlere artık çok az bir süre kaldı. Siyasi gelişmeleri, son siyasi tabloyu programlarımızda konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugünkü bu programdaki konuğumuz gazeteci yazar Murat Çabas. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seçimlere çok az bir zaman kaldı. Yaklaşık işte bir hafta sonra bu yoğun tempo Türkiye için bitmiş olacak. Ama seçime az bir zaman kala yaşanan gelişmeler daha da fazlalaşıyor. Daha doğrusu konuşulan konular, yapılan atraksiyonlar, partilerin hamleleri, özellikle millet üzerinde oynanan algı operasyonları giderek artıyor. Önce genel bir tabloyla başlayalım isterseniz. Bir hafta kala nasıl bir siyasi tablo görüyorsunuz? Evet, Türkiye'de tabii Türk milletinin, Türk seçmenin gerek duygusal bir yapıya sahip olması ve manipülasyonlara açık bir yapıya sahip olması sebebiyle maalesef Türkiye'de seçim 4 yıllık bir dönem içerisinde yapılan icraatlarla değil de daha ziyade maalesef son günlerde yapılan manipülasyonlarla algı yönetimiyle beraber güdülmeye çalışılıyor. Tabii milletimizde tabii şu ana mesela son 3 seçimdir baktığımızda bu tür manipülasyonlara, bu tür yönlendirmelere maalesef kanarak projelere bakmadan, çözümlere bakmadan, kaynaklara bakmadan siyasi tercihini kullandı. Ama tabii bu seçimde Ruhi Bey çok farklı bir seçim olacağı benziyor. Çünkü bizler de genelde sahadayız, genelde seçmenle görüşüyoruz, vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Basın mensubu olmamız sebebiyle de birçok kesimlerle diyalog halindeyiz. Ve gördüğümüz manzara insanlar tercihlerini yani hayırlısı olsun şeklinde değil de bu sefer net olarak şu sebepten dolayı ben işte şuna vereceğim veya şuna vermeyeceğim şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Bunları şu an görüyoruz. Yani diğer seçimlerden daha farklı bir şekilde şu anda bu seçimde insanlarımızın daha ziyade projelere ve kaynaklara yöneldiklerini görüyorum. Bu bakın 3 seçim aktif olarak biz bizzat siyaset tablosunu gözlemledik. Bu seçim çok farklı gidiyor. Ve insanlar bu seçimde oldukça bilinçli bir şekilde oy kullanacağı benziyor ve niçin sandığa gittiğini ve kime vermesi gerektiğini de şu andan itibaren belirlemiş durumda. Şimdi tabii bu tablo gözüküyor. Bakın bir takım anket firması yetkilileri de biliyorsunuz ki meşhur bilinen anket firmanın yetkilileri de ne diyor? Şu anda genel tabloya baktığımız zaman diyor, tabii rakamsal olarak şu anda belki ifade edemeyiz ama Bağımsız Türkiye Partisi'nde ve Profesör Doktor Haydar Başbey'in aldığı oylarda büyük bir patlama var diyor. Yani aslında siyasi gündemi belirleyen konu da bu aslında. Bunu konuşmak gerekiyor belki başlı başına. Şimdi geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ATV'de kendisine yakın bir televizyonda yaptığı açıklamayı hep beraber dinledik. Bu seçimde sürpriz bir sonuç çıkabilir dedi. Anket firmaları aynı şeyi söylüyor. Siyaseti yakından takip eden yazarlar, çizerler kendi içinde yaptıkları anketlerle ilgili ilginç yorumlar, sürpriz sonuçlar olabileceğine dair açıklamalar yapıyorlar. Aslında herkeste bir sürpriz beklentisi var. Peki o zaman net olarak söyleyelim bu sürpriz nedir? Evet şu anda bakın gerek Erdoğan'ın, gerek muhalefet partisi liderlerinin, gerekse medya basın organlarının şu anda sürpriz atak yapan parti olarak ifade ettikleri parti Bağımsız Türkiye Partisi'dir ve Profesör Doktor Haydar Başbey'dir. Şu an dikkat ederseniz hemen hemen bütün siyasi gözlemcilerin ortak noktası şu anda budur. Ve bu seçimlerde gayet net bir şekilde gözlemlenmektedir ki ve bilimsel olarak da bu ortaya konulmaktadır ki şu anda AKP çok ciddi manada oy kaybetmektedir. MHP çok ciddi manada oy kaybetmektedir. Efendim veya şöyle söyleyeyim ben size. Gerektiği gibi iktidar mantığını ortaya koyamayan, gerektiği şekilde efendim bir millete hizmet mantığı güden bir iktidar ortaya koyamayan AKP kaybettiği gibi bu AKP'ye meclis içerisinde muhalefet edemeyen ana muhalefetinden tutun diğer muhalefet partilerine kadar hepsinde çok ciddi bir erime şu anda gözlemlenmektedir. Tabii bu eriyen oylar mutlaka bir yere kanalize olacaktır. Ve şu anda görünen o ki yetkililerin de ifadesi o ki bu efendim tepki oylarının kaydığı merkez Bağımsız Türkiye Partisi olarak da ifade edilmektedir. Ama tabii bu son bir hafta içerisinde ne yapılmaya çalışılıyor? Tabii ki Bağımsız Türkiye Partisi'nin bu yükselişinden birileri rahatsız oluyor değil mi? Yani bunu da gözlemliyoruz. Kimler rahatsız oluyor?
madenlerle bu milleti buluşmasını istemeyen, yani Bamsürke Partisi ben madenlerin gelirlerini milletimle paylaşacağım diyor. Ben milli gelirimi karşılığı para basacağım, milli paramı devreye koyacağım. Dışarıdan borç alma sistemini durdurup yerine yerli kaynaklarla, yerli paramızla emek ve üretim karşılığı devreye konmuş olan efendim para kaynağımla beraber ben milletimi destekleyeceğim, geliri adil paylaştıracağım diyor. E tabii ki bu bir takım global tefecileri, Türkiye'ye para satan global tefecileri, Türkiye'nin madenlerinde çöreklenmiş olan bir takım küresel iradeleri rahatsız edecektir dolayısıyla. Peki ne yapmaya çalışıyorlar? Bu sefer de gizlemeye, önünü kesmeye, efendim oylar hakkında manipülasyonlar yapmaya çalışıyorlar. İşte anket firmalarını bu noktada yönlendirmeye çalıştılar. Şimdi bir bakıyorsunuz anket firması sahibi efendim diyor ki Haydar Baş'ın diyor piyasadaki yani toplum nezdindeki karşılığı %20'dir diyor. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz anket şeyine Bamsürke Partisi'ni koymuyor. Yani manipülasyonlar yapmaya çalışıyorlar. Efendim basını kullanarak bugün farklı partilere efendim oy kaydırmak için bir telaş içerisine girdiler. Ama tabii bunların hepsi boştur. Neden? Çünkü Bamsürke Partisi ve Profesör Doktor Haydar Baş Bey öyle bir yapı arz ediyor ki şu anda onun ortaya koyduğu kaynaklar, onun ortaya koyduğu projeler efendim diğer hiçbir parti tarafından ortaya konulmuyor ve hatta onun benzerini ortaya koymak isteyen proje konusunda yani vaat olarak, söylem olarak onun benzerini ortaya koymak isteyenler de kendilerine kaynak sorulduğu zaman tıkanıyorlar, kalıyorlar. Aslında hiçbir şey diyemiyorlar. Şunu diyebiliriz herhalde çok net bir şekilde. Bugüne kadar Haydar Baş Bey'in Bağımsız Türkiye Partisi'nin yaptığı siyaseti, ortaya koyduğu kaynakları, ortaya koyduğu projeleri Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde ne diğer siyasiler ne halkımız görmedi. Evet. Yeni bir proje, yeni bir net olarak ifade edilen kaynaklar milletin dikkatini çekti ve bu bir sürprize doğru milleti yönlendirdi. Beklenen sürprizi bu oluşturdu. Buradaki farkı nasıl ortaya koymak gerekir? Diğer partiler, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve AKP, yılların siyasi partisi. Hiçbirinde bu tip bir proje göremiyoruz. Aslında bu seçimin belirleyici faktörlerinden biri de Haydar Baş Bey'in yaptığı söylemleri ve projeleri oldu. Bu konuda neler söylersiniz? Çünkü çok farklı bir tablo, farklı bir hava oluşmaya başladı. Evet, gerçekten bu hava zaten gözlemleniyor. Bakın Profesör Doktor Haydar Baş Bey, asgari ücretin artırılması gerektiğini ve asgari ücretin yoksulluk sınırının üzerine çıkartılması gerektiğini söyleyen Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek ve ilk liderdir. Şimdi diğerleri bunu takdir etmeye çalışıyorlar. Şimdi Haydar Baş Bey ne diyor? Ben 5000 lira asgari ücret vereceğim diyor. Şimdi diyorlar ki ya bu biraz abartı değil mi? Bak işte MHP efendim 1400 diyor, CHP 1500 diyor. Neden 5000 lira dedikleri zaman da. Haydar Baş Bey 5000 lira demesi de belki bunu da demeyeceklerdi. Evet, evet. Şimdi Haydar Baş Bey onlar 1400-1500 dedi. Hadi ben de 5000 diyelim demedi. İlk diyen zaten Haydar Baş Bey bunu. Yani ilk 5000 lira vereceğim diyen Haydar Baş Bey. Diğerleri baktılar ki ya bu 5000'e bizim ulaşmamız mümkün değil. Bari biz yani ne yapalım millete bununla idare edelim. Onu bile veremezler. O da ayrı bir konu. Ama niye Haydar Baş Bey 5000 lira diyor? Bu rakam çok önemli. Çünkü Haydar Baş Bey, bakın TÜİK'in kamusenin yapmış olduğu araştırmalarda TÜİK'in verilerine göre, TÜİK'in verilerinden istifade edilerek bu rakamlar ortaya çıkıyor. Bir ailenin yoksulluk sınırı, 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 4350 lira efendim en son bu Mayıs ayı itibariyle. Şimdi Haydar Baş Bey ne diyor? Ben yoksulluk sınırının biraz üzerinde bir maaş vereceğim ki bu çalışan kişi ailesini yoksulluğun üzerine taşımış olsun. Artı 500 lira 600 lira da ben buna fazla ikramda bulunarak bunun ileride bir tasarrufta bulunmasını yani bir işte araba alacak ev alacak onun için bir şeyler ayırmasını da önüne açmış olacağız. Yani 4350 lira yoksulluk sınırı diye 4350 lira demiyor. 5000 lira diyor biraz fazlasını söylüyor. Yani bu yoksulluk sınırına endeksli olan bir rakamdır asgari ücret. Olması gereken rakamdır. Bütün ülkelerde de aslında böyledir. Yani gelişmiş olan ülkelerde hep yoksulluk sınırının üzerinde bir rakamdır zaten efendim asgari ücret. Bizde ne kadardır? 949 lira AKP'nin belirlemiş olduğu asgari ücret. Nedir bu? 1200 lira, 1300 lira açlık sınırının olduğu bir ülkede 949 lira bir asgari ücret açıklamak demek ben seni açlığa mahkum ettim demektir. Başka bir şey değildir. Peki efendim MHP ne diyor? MHP'nin de hayal ettiği, millete efendim vaat ettiği şey açlık sınırı kadar bir asgari ücret. Yoksa sınır değil. Açlık sınırının kadar bir ücret. Yoksulluk sınırında yarısının daha az bir rakam. Yani üçte biri kadar bir rakam söylüyor.
Kılıçdaroğlu da aynı şekilde 1500 lira diyor. 1800 lira da HDP söylüyor. Hepsi benim dönemde çalışırız çalışın yoksulluk sınırını aşamazsınız mantığı var bu siyasi partilerde. Şimdi tabii Haydar Başbey'in 5000 lira belirlemesinin nedeni bu. Başka ne var? 1500 lira ev hanımı maaşı. Neden? Çünkü annelerimiz diyor Haydar Başbey 24 saat çalışıyor. Bir işçi 8 saat, 10 saat çalışıyor. Annelerimiz 24 saat çalışıyor. Bu onların hakkıdır diyor. Haklarına sahip çıksınlar diyor. 1000 lira vatandaşlık maaşı da bu ülkenin vatandaşı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olan herkesin bu maaşı alacağını, devletine güven duyacağını, milletin birbiriyle kenetleneceğini ve aynı zamanda terörün kendiliğinden biteceğini bu projeyle beraber bunun olacağını ifade ediyor Haydar Başbey. Şimdi tabii geldik projeler bunlar. Şimdi proje konusunda zaten Haydar Başbey'e ulaşmaları mümkün değil. Sosyal yani onların vaatleri Haydar Başbey'in projelerine ulaşamıyor. Peki kaynak noktasına geldiğimiz zaman Sayın Kılıçdaroğlu'na soruluyor. Diyor ki bizzat o programları takip ettik, izledik. Sayın Kılıçdaroğlu sen bu 1500 lirayı nasıl vereceksin dediğiniz zaman efendim önce dedi ki ben bunu AKP'nin bütçesinden vereceğim. Yani bunlar bu bütçeyi denkleştiremiyorlar, yapamıyorlar, edemiyorlar. Bu bütçeden ben bunu vereceğim. Bu bütçe zaten 22.7 milyar her yıl açık veriyor zaten. Şimdi başka ondan sonra dedi ki ben dedi yolsuzlukların önünü keseceğim. Ben şunu yapacağım. Ya tamam da AKP'nin bugün %70 AKP tabanında bunu ifade ediyor. Yani yolsuzluk yapmasının nedeni ya da bir takım paraları ayakkabı kutularına koymasının nedeni neydi? Bunu çok iyi düşünsünler. Niye bunlar bunu koydular? Çünkü millete hizmet etmeyen bir siyasi irade kenara köşeye bir miktar para ayıracak ki efendim ne yapsın? Millete seçim günlerinde bir şeyler dağıtsın, efendim cebine atsın, güçlü gözüksün. Ancak bu şekilde susturarak, bastırarak, milleti manipüle etmeye çalışarak, anket firmalarını satın alarak, gazeteleri, basın organlarını satın alarak bir şekilde ne yapmaya çalışıyorlar? Milletin oyunu yönlendirmeye çalışıyorlar. Ama efendim bu sen de farklı olmayacaksın. Neticede senin de Kemal Derviş'in politikaları dışında herhangi bir politikan yok. Bu milleti memnun edemeyeceksin. Bu milletin cebine para koyamayacaksın. Bu millete hizmet edemeyeceksin. Dolayısıyla sen de ne yapmaya başlayacaksın? Ayakkabı kutularına, yandaşlara, şuralara, buralara para aktarmaya başlayacaksın. Yani yolsuzlukların önünü geçmek için Kemal Derviş politikalarından kurtulmak lazım. Zaten yolsuzlukların sebebi Kemal Derviş politikalarının uygulamalarıdır. Başka Derviş bir şey değildir. Kemal Derviş politikalarına özel bir vurgu yapmak da gerekir kanaatindeyim. Çünkü bu iktidardan önce, 2002 yılından önce iktidarda olan partilere, daha doğrusu iktidara ekonomi anlamında, iktisat anlamında yön veren isim Kemal Derviş olmuştur. Amerika'dan getirilmiştir, 15 günde 15 yasa çıkarılmıştır. Türk ekonomisinin gidişatı değişmiştir. AKP iktidarı döneminde o dönemde alınan tüm kararlar, uygulanan yasalar aynen devam etmiştir. Bu sistem bugüne kadar gelmiştir. Şimdi CHP iktidara aday olduğunu söyleyen CHP'de yine Kemal Derviş'i Amerika'dan getirip ekonominin başına dikeceğini söylüyor. Dolayısıyla ekonomi anlamında siyaseten gidişatta herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bunu vatandaşın çok iyi görmesi gerekmiyor mu? Evet kesinlikle. Bakın vatandaş geliyor şimdi soruyor diyor ki yani bu AKP gelmesin de hangisi gelirse gelsin gibi mantık bazen soruyorlar. Şimdi AKP'nin şu anda uyguladığı ekonomi politikaları Kemal Derviş'in ekonomi bakanı iken başlattığı politikaların devamı hatta ilerletilmişi. Yani daha da geliştirilmişi. Şimdi yani Kemal Derviş dediği zaman şu anda AKP akla geliyor. Neden? Onun politikaları devam ediyor. Kemal Derviş de aslında bir ferdi vahit bir insan değil. Kemal Derviş Amerikalı dervişidir. Yani IMF'nin, Dünya Bankası'nın, Amerikan küresel şirketlerinin temsilciliğini yapan ve Türkiye ile ilgili kaygılarını gidermeye çalışan bir adamdır. Amerika'nın bir ekonomi uzmanıdır. Başka bir şey değildir Kemal Derviş. Dolayısıyla AKP onun icraatları dışında hiçbir şey ortaya koymamıştır. Şimdi bakıyoruz bu Kemal Derviş'i Sayın Kılıçdaroğlu yani ulusal kimliğe sahip olduğunu söyleyen, Atatürk'ün devamı olduğunu söyleyen yani ki CHP Atatürk'ün kurduğu bir partidir. Bir partinin başındaki bir insan olarak kapitalizmin temsilcisi Kemal Derviş'e ekonomi bakanlığı teklif ediyor. Ya Atatürk bir kere Atatürk denilince CHP'nin ilk günleri akla gelince ne aklımıza gelir? Milli bir devlet akla gelir, milli bir ekonomi gelir, iktisadi bağımsızlık akla gelir. Kemal Derviş ise iktisadi bağımlılığın adıdır, borçlanmanın adıdır, ekonomik bağımlılığın adıdır. Hiçbir milli politikayı hayata geçirememenin adıdır. Tahditlerdir, tahkimlerdir. Kemal Derviş budur. Şimdi sen tutuyorsun, ekonomi bakanlığı teklif ediyorsun.
Bush'un ilanıdır. Ben icazetimi Amerika'dan almak için Kemal Derviş'e Ekonomi Bakanlığı teklif ediyorum demekten başka bir şey değildir bu. Şimdi MHP'ye bakıyoruz. MHP'de efendim diğer ulusalcıydı, bu ise milliyetçi. Yani milli düşünmeye düşündüğünü söyleyen bir partinin liderisin sen Sayın Bahçeli. Peki ne yapıyorsun? Sen de Kemal Derviş'i Ekonomi Bakanı yaptın. Yani bu ülkenin başına Kemal Derviş'i bela eden sendin zaten. Bir başkası değildin. Bankaları, milletin sırtına bankaların borçlarını milletin sırtına yıkan da sendin. Tahtitleri getiren de sendin. İkiz yasalara imza atan koalisyonun bir parçası da sendin. Yani Kemal Derviş akta gelince MHP akta geliyor. Yani DSP, ANAP, MHP koalisyonu akta geliyor. Başka ne geliyor? Dolayısıyla MHP eşittir ekonomi politikaları konusunda. MHP eşittir, AKP eşittir CHP. Başka hiçbir düşünceleri yok. Kemal Derviş'ten başka bir çıkış noktaları yok. HDP'nin zaten böyle bir iddiası yok. Pardon, HDP'ye geçmeden MHP'nin milli konular konusunda, milli meseleler konusundaki tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? AKP'nin bugüne kadar dış politikada Kıbrıs meselesi, Ermeni meselesi, Avrupa Birliği ilişkiler konusunda attığı adımlar var. Bunlarla ilgili ciddi tartışma konuları her biri ayrı ayrı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, o milli duruşu sergileyen partinin bunlara müdahil olması, bunlara gerekli cevabı veya tepkiyi vermesi gerekirdi. Hele hele bu seçim öncesi milli konulara yaklaşımını, duyarlılığını nasıl değerlendiriyorsunuz MHP'nin? Şimdi normal şartlar altında yani MHP'nin ülkülerine baktığımızda, yani ülkücü kardeşlerimize verilen MHP mesajına baktığımızda millet, vatan, devlet, milliyetçilik değil mi? Yani bunlar bunlar tek bir bayrak, tek bir merkez, tek bir dil, anayasanın ilk üç maddesinin korunması, bunlar aslında esas alınması gerekiyordu. Ama baktığımız zaman MHP'nin, Sayın Bahçeli'nin başında bulunduğu MHP'nin bunlardan tamamen uzaklaştığını, bu milliyetçi çizgiden tamamen uzaklaştığını görüyoruz. Bunu temsil edemediğini görüyoruz şu anda. Yani milliyetçilik demek sadece seçimden bir ay önce, bir hafta önce milliyetçi söylemler kullanmak demek değildir. Milliyetçilik nedir? Milliyetçilik her an duruşunda, meclis içerisinde ya da meclis dışarısında, bütün duruşunda, bütün politikalarında, bütün efendim el kaldırma indirmelerinde, efendim gen sorularında, her şeyinde milliyetçi bir duruşu ortaya koymaktır. Ama Bahçeli'li MHP'nin duruşunda böyle bir şey gördük mü? Yıllardan beri böyle bir şey görmedik. Bakın ne yapıyorlar? Büyük Ortadoğu projesinde hiçbir zaman kalkıp da Sayın Bahçeli'nin Büyük Ortadoğu projesini eleştirdiğini, Büyük Ortadoğu projesiyle alakalı AKP yasa çıkardığında buna karşı durduğunu, Libya sürecinde, Suriye sürecinde hiç gördük mü? Görmedik. Yani üstelik nedir? 1,5 yıl önce bakın MHP'nin iktidarı koalisyon var biliyorsunuz. Koalisyon hükümetin dağılmasının nedeni nedir? 1,5 yıl önce MHP'nin ip atmasından dolayı kaynaklanıyor. Yani bu işten vazgeçmesi. Seçime götürmesi. Yani iktidardan vazgeçiyor. Ne demek istiyor? Ben bu işi beceremedim diyor. Ve bu işi beceremedim demesinin nedeni de şu aslında. Yani bu işin yapmasıyla ya da yapmamasıyla alakalı değil. Çünkü kendilerine dediler ki Irak politikalarında, Kıbrıs politikalarında Amerika'nın önünü açacak olan bir siyasi parti iktidara gelmesi lazım. Sen kenara çekil dediler. O da görevini yaptı, misyonunu yaptı. MHP'nin yaptığı budur. Dolayısıyla 1,5 yıl önce, yoksa hiçbir siyaset adamı durup dururken böyle bir şey yapar mı? Yani bu bir siyaset adına tam bir fiyaskodur yani. Başka bir şey değildir. Sayın Bahçeli bunu yaptı. İktidarı kendi eliyle teslim etti. Nereye teslim etti? AKP'yi. Yani AKP'nin bugün iktidarda olmasının nedeni Sayın Bahçeli'dir. Başka kimse değildir. Peki aradan geçen 13 yıl içerisinde MHP'ni nasıl bir söylem geliştirdi? Farklı bir anlayış, farklı bir çözüm milletin önüne koyabildi mi? Bakın bu şike yasası yüzünden AKP biliyorsunuz içten çatırdamaya başlamıştı. Çok ciddi manada efendim sıkıntılar yaşamıştı. Sayın Bahçeli çıktı Vatan Gazetesi'nde Deniz Güçer'e. Ne dedi orada? Tek başına iktidar olmuş bir partinin kaosa girmesi o partiden ziyade Türkiye'ye zarar verir. Yani AKP'yi koruyan, AKP devam etti. Devam etsin mantığı. Diyen bir mantık. Bu AKP efendim 2003'te madenlerimizi yabancılara peşkeş çeken siyasi irade değil miydi? Oydu. Efendim dinler arası diyalog adı altında, medeniyetler ittifakı adı altında efendim misyoneller kapısı açan değil miydi? Milli olmayan, gayrimilli olan birçok şeye icraata imza atan bunlar değil miydi? Kalkıyorsunuz siz ona payandalık yapıyorsunuz. Koltuk denekliği bölünmesin diyorsun yani. Başka 2007 yılında Abdullah Gül'ün Çankaya çıkartılmasındaki sayı krizi Bahçeli'nin
desteğiyle açılmıştır. Yani Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasının nedenidir, sebebidir Bahçeli. Başka, AKP'ye bir kapatma davası açılıyor. Açılan bu davanın sonuçları ve yansımaları hukuki alanla sınırlı kalmayacak. Bu sürecin çok derin siyasi etkileri olacaktır diyerek adeta AKP'yi kapatmayın mesajı veren kişidir Sayın Bahçeli. Başka kimdir? Suriye konusunda tezkereye destek verdi. Suriye'de yüz binlerce masum vatandaşın ölümünde maalesef sadece AKP'nin parmağı yok. Bahçeli'nin verdiği bu tezkere desteğinin de maalesef parmağı var. Hem de sınırsız biliyorsunuz yani. Savaşla dahil olmak üzere her türlü yetki verildi. Libya sürecinde de öyle. AKP'li Galip Ensarioğlu'nun BDP ve PKK'nın talep ettiği özerkliği bile aşan bütün şehir reformu ve federatif yapılanma adımı dediği büyük şehir yasası Bahçeli'nin desteğiyle çıkarılmıştır. Yani şu anda hani diyoruz ya başkanlık sistemi sadece bölünmenin resmi adımıdır diyoruz. Fiili adım atıldı çünkü. Fiili adım ne zaman atıldı? İşte Sayın Bahçeli'nin de destek vermiş olduğu büyük şehir yasasının onaylanmasıyla beraber aslında fiili bölünme gerçekleşmiş oldu. Şu anda efendim PKK siyasal düzlemde etkin bir yapı ortaya koyuyorsa bunun nedeni Bahçeli'nin vermiş olduğu bu büyükşehir reformuna destektir, yasasına destektir. Şimdi başka yeni anayasa. Yeni anayasada efendim Cemil Çiçek'le görüşen Sayın Bahçeli'nin yeni anayasaya verdikleri destek hala gözümüzün önünde, kulağımızda çınlıyor. Şimdi peki efendim AKP iktidarı döneminde maden satışlarıyla ilgili siz hiçbir tepki gördünüz mü? Veya şu anda Bahçeli'nin ağzından hiç maden kelimesi geçiyor mu? Geçmiyor. Haydar Başbey'in bugün gündem ettiği efendim 49 tane 50 tane madenimiz var. Bunlar Amerikan firmalarına, İngiliz firmalarına, şu firmalara, bu firmalara satıldı. Efendim milyonlarca dönüm arazimiz yabancılara peşkeş çekildi. Petrolümüz elimizden petrol sahaları çıkartıldı derken Sayın Bahçeli neden bugün yüz binleri efendim yani neticede bir tabanı var değil mi? Kalkıp da niye bir kere ekranda, bir kere miting meydanında, bir kere televizyon konuşmasında maden kelimesini bir kere bile ifade etmiyor? O etmiyor, Kılıçdaroğlu ediyor mu? Hiçbir parti liderinde bunu görmüyoruz aslında. HDP Sayın Demirtaş ediyor mu? Ya Sayın Demirtaş, senin bölgenden petrol çıkartılıyor ya. Yani Adıyaman'dan, Mardin'den, senin güçlü olduğun, seçmenin seni desteklediği bölgeden kalkıyorsun, tanker petroller gidiyor. Senin oradaki çiftçinin mazot yokluğundan dolayı traktörünü çalıştıramıyor. Arazisini terk etmek zorunda kalıyor. Sen ise ne yapıyorsun? Efendim saz çalıyorsun, halay çekiyorsun. Efendim şirin gözüküyorsun. Tamam da yani bugün biz efendim şirin bir insan aramıyoruz ki. Biz şu anda efendim saz çalan bir adam aramıyoruz ki. Biz imam, elinde Kur'an kaldıran bir imam aramıyoruz ki. Ne arıyoruz biz? Ekonomiyi çözecek, petrolü millet için çıkartacak, bor madeni millet için çıkartacak, vatandaşın cebine para koyacak, sağlık problemlerini çözecek, maddi problemlerini çözecek, vergi sıkıntılarını çözecek, faizlerini, icralarını çözecek bir devlet adamı arıyoruz. Ülkemizde ve dünyada başını göğsünü gere gere Türk milletini efendim temsil edecek, yabancılara bile ne mutlu Türk'üm diyene dedirtecek bu millet bir lider arıyor. Milliyetçi kardeşim bunu arıyor. Ulusalcı kardeşim bunu arıyor. Güneydoğulu kardeşim bunu arıyor. Türk milleti bunu arıyor. Ve o yüzden zaten Profesör Doktor Haydar Başbey'e bir yöneliş var. Bakın Sayın Bahçeli'nin tabii icraatları sadece AKP döneminde değil. AKP döneminde devam etti bunlar. AKP'ye koltuk denekliği yapıldı. Hatırlayın bir de referandum yapılmıştı. Bu özellikle yargı üzerinde HSYK ile alakalı, Danıştay ile alakalı. O yargı sürecinde de efendim AKP'nin karşısında etkin bir muhalefet ortaya koymadılar. Sessiz kaldılar. Hatta bir afiş, bir broşür bile basmadılar. O günleri hatırlıyor musunuz? Ben çok iyi hatırlıyorum. Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel merkezini MHP teşkilatları, CHP teşkilatları arayıp ya sizin bastığınız bu hani buna hayır, bu referanduma hayırla alakalı, gerekçelerle alakalı broşürünüz varsa bize gönderin. Çünkü bize partimiz bununla ilgili hiçbir evrak vermedi diyerek Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel merkezini arıyorlardı. Hatırlayın o günleri. Referandumda MHP tabanının büyük bir kısmının da evet dediğini herkes biliyor aslında. Evet, evet yani. Şimdi bakın peki koalisyon döneminde yani MHP'nin iktidar olduğu dönemde neler yapıldı? En başta 2001 yılında Avrupa Birliği'nin önümüze ev ödevi olarak koymuş olduğu katılım ortaklığı belgesi yayınlandı. MHP'nin Sayın Devlet Bahçeli'nin imzasıyla beraber.
Bu ulusal katılım ortaklığı belgesinde neler vardı? Bakın, milli dava Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin önerdiği çözüm desteklenecek. Yani Birleşik Kıbrıs dediğimiz KKTC'nin lağvedilmesi, Türk askerinin adadan çekilmesi anlamına gelen Annan planına destek verilecek diyor Sayın Bahçeli. Başka? Televizyonlarda ana dil yayınına izin verilecek. Yani tek dil, Türkçe, Türklük diye ortaya çıkan Sayın Bahçeli ana dil yayına izin vererek şu anda bakıyoruz birçok şeyin önünü açmış oldu zaten. Tarım ve hayvancılık destekleri azaltılıp zamanla kaldırılacak. Yani biraz önce dedik ya Kemal Derviş'in politikaları AKP devam ettiriyor. Yani bu tarıma desteklerin azaltılması bir Kemal Derviş politikasıdır ve bu politika Bahçeli döneminde başlamıştır. AKP de buna devam ettirmiştir. Bunun mimarı Bahçeli'dir yani. Devam ediyoruz. Özelleştirmelere hız verilecek. Yani nasıl bir milliyetçilik bu? Tüpraş, Petkim, Poaş, THY, Erdemir, Seka özelleştirme kapsamında alınacak. Bunun temelleri o zaman Bahçeli döneminde atıldı. Elektrik ve gazda üst kurullar kurulup bunların özelleştirmesi sağlanacak. AKP bugün bunları yaptı ama bunun temelleri ne zaman atıldı? Bahçeli döneminde. Telekomünikasyon... Tabii bu madenlerde olduğu gibi bu özelleştirmeler konusunda da MHP'den herhangi bir tepki eleştiri görmedik bugüne kadar. Neden? Çünkü zaten onlar kapıyı açtı. Bu icraatı aslında beraber yapmışlar, beraber... Kapıyı Bahçeli açtı, bunlar da devam ettirdi. O yüzden bir tepki gelmiyor zaten. Yani şu anda AKP Bahçeli'nin politikalarını devam ettiriyor. Vergi tabana yayılacak. Telekomünikasyona üst kurul kurulup telekom satılacak. Sosyal güvenlik harcamaları kısılacak. Şimdi Sayın Bahçeli'ye soruyorum. Sen kendi döneminde sosyal güvenlik harcamaları kısılacak diyorsun. Bir taraftan da asgari ücreti 1400'e çıkartacağını söylüyorsun. Niye sosyal güvenlik harcamalarını kısıyorsun? Nasıl asgari ücreti 1400'e yapacaksın? Kendine çelişiyorsun sen. Sen şu anda Tüpraş'ı satalım diyen anlaşmanın altında imzan var. Petkim'i satan, Poaş'ın, THY'yi, Erdemir'i, Sekalı, Sekayı, telekomünikasyonu, elektriği satalım diyen sensin. Yılda sen 70 milyar, 80 milyar lira senin kasana gelir sağlayan kurumları sen elinin tersiyle itip sattırıyorsun. Madenlerle ilgili bir madde de var, onu da okuyacağım şimdi. Madenleri de sen yabancılara peşkeş çekilmesi için imza atıyorsun. Ardından da diyorsun ki sen vatandaşa 1400 lira vereceğim asgari ücret. Sen neyle vereceksin? Vergini de tabana yayacağım diyorsun. Hem vergiyi tabana yayacaksın, hem de asgari ücreti kaldırmayı düşünüyorsun, hem de mazottan efendim şeyleri azaltmayı düşünüyorsun. Mümkün değil. Bakın ne diyor? Petrol ve bu madde önemli. Petrol ve maden yatırımlarında yabancıların önündeki engeller kalkacak. Bakın, katılım ortaklığı belgesi 2001 yılında Bahçeli'nin altında imzası olduğu katılım ortaklığı belgesinden bahsediyorum. Resmi bir belgedir bu şu anda bu. Nedir 10. madde? Petrol ve maden yatırımlarında yabancıların önündeki engeller kalkacak. Şimdi Bahçeli kalkacak, madenleri millet için çıkaracağını söyleyecek. Mümkün mü böyle bir şey? Zaten yabancılar satılsın diye imza atmış zaten. 2003 yılında çıkan yabancılara emlak satışının AKP iktidarının çıkartmış olduğu gayrimenkul yasasının altında da Bahçeli'nin imzası var. Bakın, yabancıların emlak edinmesi önündeki engeller kalkacak diyor Sayın Bahçeli. Kendi döneminde neler yapıyor? İkiz yasalar olarak bilinen self determinasyona imza atıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yarın bir gün efendim özel bir yapı kurulur Türkiye'de. Yani başkanlık sistemi devreye girer. Ve ardından da Güneydoğu'ndaki vatandaşlarımız biz bağımsız bir devlet kurmak istiyoruz. Bağımsızlık ilan etmek istiyoruz dediklerinizde Bahçeli'nin imza atmış olduğu ikiz yasalar self determinasyon yasasıyla beraber bu sağlanabilecek. Yani şu anda Güneydoğu'nun bölünmesinde bir süreç yaşanıyorsa Bahçeli bunun en başta imzasını atan kişidir. Milliyetçi kardeşlerimiz bunu böyle bilsinler. Bölünmenin başlangıç noktalarından biri aslında bu ikiz yasalar. Tabii. Bugün tütün üreticisi tütün ekemiyor. Şeker pancarları şu anda efendim toprağa gömülüyor. Bakın bunlarda da tütün kurulu, şeker kurulu, tarım ürünlerine tahditler, kısıtlamalar bunların hepsi Bahçeli'nin imza attığı o koalisyonun ürünleri. Telekomünikasyon kurulu, telekomun satışa çıkartılması, tahdit kanunları, başka doğalgaz piyasasıyla ilgili kanun, doğalgazın özelleştirilmesiyle alakalı kanunlar, Merkez Bankası'nın para basmasına yasak getirilmesi. Sayın Bahçeli'nin imzası vardır bunda. Ve efendim batmış olan bankalara devletin kefil olması ve efendim bunun faturasının da milletin sırtına yüklenmesi hadisesi, İmar Bankası vesaire, bu da Bahçeli döneminde olmuştur. Kemal Derviş'in politikasıdır. Şimdi tabii burada ne yapmaya çalışıyorlar? Şimdi AKP'den oylar efendim
şuraya yönelsin, buraya yönelsin. Efendim yani AKP'ye bugüne kadar payandalık yapmış olan, AKP'nin icraatlarına örtülü destek sağlamış olan MHP'ye aksın diye manipülasyonlar yapmaya çalışıyorlar. Efendim hiçbir irapta mali olmayan şu anda, iktidar olduğu dönemde de icraatları belli olan 19 tane İsrail'le anlaşma yapan, efendim Saadet Partisi'ne doğru bir şu anda bakıyoruz medya desteği vermeye çalışıyorlar falan. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Şu anda bizim milletimizden gördüğümüz şey şu. Bunların hiçbirisi fayda vermeyecek. Bu seçimlerde manipülasyonlar fayda vermeyecek. Bu seçimlerde algı yönetimleri fayda vermeyecek. Çünkü millet artık cebine bakıyor. Bakın ben birkaç şahit olduğum şeyi size söyleyeyim. Bir teyzemiz geldi. Dedi ki efendim ben dedi bu seçimde 3 seçimde AKP'ye oy vermiştim. Bu seçimde AKP'ye oy vermeyeceğim. Çünkü dedi bak dedi şu benim hastam dedi. Böbrek hastası dedi. Şu an diyaliz hastalığından 70 lira dedi. Her dedi kontrolde ücret alıyorlar. Hani dedi sağlık ücretsiz olacaktı? Hani şöyle sağlık olacaktı? Sağlık sektörü ki AKP'nin evet. En çok övündüğü en çok övündüğü biri. Efendim şey. Şimdi ne oldu? Birisi sağlıktan dem örüyor. Tarım köylüsüne gidiyorsunuz. Adam tarımdan dem örüyor. Adam tarlanı satmak zorunda kalmış. Adam evini, barkını icradan dolayı satmak zorunda kalmış. Yani insanlar şu anda yaşadıkları realite gereği, gerçek yaşantılarından dolayı insanlar şu anda efendim AKP'yi değil ve MHP'nin de şu anda bu noktada bir şey yapamayacağını zaten Kemal Derviş'le beraber gördüler. Efendim Kılıçdaroğlu'nun da Kemal Derviş'e bakanlık teklif etmesiyle beraber bunların da hiçbir şey yapamayacağını şu anda görüyorlar. O yüzden bütün oylar şu anda Bağımsız Türkiye Partisi'nde ve Profesör Doktor Haydar Başbey'e akıyor. Peki Murat Bey, burada şu soruyu da sormak gerekir. Çünkü halk içerisinde bu algı operasyonu kapsamında AKP'den durdurulamayan kaçışları ilgili adreslere yönlendirmek için bir sürü insan görevlendirilmiş halkımızın içerisine, halkımızı yönlendirmek için. Bunların iddia ettikleri konulardan biri de Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Başbey 2013 yılında Rusya'ya gitti, Duma'da konuştu, 5 saat projesini anlattı. Rusya devlet olarak bu projeye sahip çıktı, uygulamaya koydu ve geldiği noktayı hep birlikte görüyoruz. Şimdi bu iddia sahipleri şunu seslendirmeye başladılar. Haydar Baş Rusçu oldu, Rus yanlısı oldu. Bu konuya özel bir parantez açmak gerekiyor. Haydar Baş Rusçu mu oldu yoksa Rusya mı Haydar Başçı oldu? Siz bu konuda ne dersiniz? Şimdi tabii buna verilecek en kısa cevap Bağımsız Türkiye Partisi reklamlarını izleyin demektir. Şimdi Bağımsız Türkiye Partisi'nde reklamlarında dikkat ederseniz Duma Konsey Başkanı yani Rusya Parlamentosu'nun Konsey Başkanı Jirinovski ki Türkiye'de Türk düşmanı olarak bilinir. Efendim orada o reklamlarda ne diyor? Ne mutlu Türk'üm diyene. Jirinovski geçmiş döneminde başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı tabii. yapmış. Çok siyasette önemli bir isim. Şu an Putin yönetiminde de çok etkin bir dış politika üzerinde özellikle çok etkin bir isim. Hatta bu Kırım politikalarını ve efendim bu dış politikadaki birçok şeyi onun yönettiği ifade ediliyor. Jirinovski öyle basit bir adam değil. Rusya'nın dış politikasını ve ekonomisini yönlendiren bir isim Jirinovski. Orada iktidar muhalefet bizim gibi değil. Çok farklı yani. Birbirlerinden istifade ediyorlar. Ve Jirinovski de zaten bizi efendim Profesör Doktor Haydar Başbey bizi o kadronun içindeydik. 150 kişilik bir kadroyla beraber oraya gittiğimizde bizi karşılayan Putin'in milletvekiliydi. Düşünün Jirinovski davet ediyor ama Putin'in milletvekili ağırlayıp meclisi dolaştırıyor. Şimdi ne mutlu Türk'üm diyene diyor Jirinovski. Yani Haydar Baş ne mutlu Rus'um diyene demiyor. Jirinovski diyor ki ne mutlu Türk'üm diyene. Öyle değil mi? Artı o reklamlarda halkımız da çok iyi biliyor, gördü. Evet. Rus milletvekilleri dünyanın, Rusya'nın Haydar Baş'a ihtiyacı var diyor. Şimdi ben burada şunu soruyorum bu fitneyi çıkartanlara. Bu insanlara zorla veya bir çıkar ilişkisiyle bu sözü söyletmek mümkün olabilir mi? Yani şu anda Rusya dünyanın zirvesinde. Rusya şu anda efendim Amerika'ya birçok noktada bilek güreşinde galip gelmiş olan bir ülke. Amerikan halkı bile 2013-2014 yılında Forbes dergisinin efendim yayınladığı bir haberde Putin'i dünya lideri seçti. Yani bu adamların bir para ihtiyacı yok. Bu adamların mevkiye, makama, şöhrete ihtiyaçları yok. Bu adamların güce ihtiyacı yok. Zaten gücün zirvesindeler. Ve bu konumdayken, bu gücün zirvesindeyken adamlar ne diyor? Ne mutlu Türk'üm diyene. Roman efendim ne diyor? Efendim o da Rus milletvekili. O da ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Ve bir ifade daha kullanıyor. Dünyanın Haydar Hoca'ya ihtiyacı var diyor. Bunlar efendim kalkıp da
Sen bir cumhurbaşkanı olarak, bir başbakan olarak gidiyorsun, Putin'le görüşüyorsun. Adam efendim sana böyle uyguladığın yanlış politikalar sebebiyle, Amerikan taşeronluğu sebebiyle adam sana acı bir gülümsemeyle sana bakıyor. Diyorsun ki Şangay Beşlisi'ne beni alın diyor. Adam ya diyor siz diyor niye soruyor tabii. İşte Avrupa Birliği bizi 50 yıldır kapısında bekletiyor. Diyor ki bunu Ukrayna'ya söyleyin diyor. Belki diyor ikna edici olabilir diyor. Yani Putin Sayın Başbakan'la alay ediyor, dalga geçiyor, sırtını sıvazlıyor. Sen diyor daha çok yolun var senin diyor. Ama Profesör Doktor Haydar Başbey'i Duma'da 5 saat ağırlayıp göndermiş olduğu bir iş temsilcisi, ticaretten sorumlu olan bir iş temsilcisi Gorbanovski ne diyor? Biz diyor milli ekonomi modelini Türkiye uygulasın. Türkiye'yi diyor biz BRICS ülkelerini alalım, BRICS T olsun diyor. Yani adam sen gidiyorsun BRICS ülkelerinin 5'te 1'i kadar, 10'da 1'i kadar değeri olmayan Şangay Beşlisi ne olur bizi alın diye yalvarıyorsun. Adam seni alay ediyor. Ama adam BRICS gibi %50 dünya ekonomisine sahip olan bir birliğe milli ekonomi modeline uygula seni alalım diyor. Aradaki farkı görüyor musunuz? Şimdi iki kişi Rusya Duma'sında bugüne kadar konuşma yapmış. Bir tanesi Çin Devlet Başkanı, biri de Profesör Doktor Haydar Başbey. Çin Devlet Başkanı 5 dakika 10 dakika bir selamlama konuşması yapıyor sadece. Haydar Başbey ise orada modelinin özetini anlatıyor. 4,5 saat 5 saat orada devlet başkanı gibi ağırlanıyor. Takdir ediliyor. Mecliste yaşasın Türk milleti diyor. Bütün Rus milletvekilleri ayağa kalkıyor. Ona şahit olduk. Yaşasın Türk milleti dedi orada. Sonra da onu duyan Jirinovski ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Siz ikinci aslında, Atatürk gibisiniz diyor. Aslında bu sadece halkımız için değil, devletimiz için de, siyasetimiz için de, bürokrasimiz için de, dış politikamız için de ve vatandaşlarımız için de bir gurur, bir onur sebebidir. Tabii. Ama böyle bir gurur, onur sebebi halkımız içerisindeki fitne odakları tarafından büyük bir fitneye dönüştürmek isteniyor. Bence halkımızın bu konuya özel bir duyarlılık gösterip bu fitneyi çıkaranlara da özel bir cevap vermesi gerekiyor herhalde. Programımızın da son bölümüne geldik aslında. Son olarak ben şunu söyleyeyim. Bu seçim hakikaten Türkiye için kader seçimlerinden biri. Adeta son bir fırsat. Çünkü belki bu seçimden sonra istenen sonuca bazı odaklar veya gruplar ulaşırsa, başkanlık sistemiyle beraber Türkiye yönetilmeye başlanırsa, Türkiye'nin bir sonraki seçimde böyle bir havayı, atmosferi yaşamaya imkanı olmayacak. Bu son fırsat konusunda seçmenimize, vatandaşımıza, halkımıza neler söylemek istersiniz? Şimdi bakın 2002'den bu yana 3 tane seçim geçirdik. Şu anda 4. genel seçimden bahsediyoruz. Şimdi öyle bir tablo var ki dikkat edin, her seçim döneminde o kadar çok şeyler kaybettik ki. Madenlerimizi, topraklarımızı, efendim o kadar çok borçlandık ki. Yani hiçbir şey yerinde durmuyor. Bakın şu anda ülkenin artık bölünmesinden bahsediyoruz. Ülkenin fiili bölünmesinden bahsediyoruz. Başkanlık sistemi artık çok rahat konuşulabiliyor. Özellik, bölünmeler, parçalanmalar. Federasyon. Yani artık yani her geçen gün toprağımız, vatanımız elimizin altından kayıp gidiyor. Ayağımızın altından kayıp gidiyor. Yani bir sonraki seçimin olmayacağı belli değil ki. Olmayacak gibi gözüküyor. Yani bu tablo bu şekilde devam ederse zaten bu ülkede artık demokrasi de, cumhuriyet de hiçbir şeyde kalmayacak zaten. Türkiye'de bir şey kalmayacak zaten. Yugoslavya gibi olacağız. Paramparça olacağız. Herkes eline alacak silahı birbirini vuracak. Böyle bir coğrafyaya doğru gidiyoruz. Türkiye kan gönlüne dönecek. Hiç kimse kimsenin güvenmediği bir o atmosfere doğru gidiyoruz. Eskiden biz efendim rahatlıkla toplum içerisinde dolaşabiliyorduk ama şu anda o güven kaldı mı? O rahatlık kaldı mı? Yarın daha kötüsünü yaşayacağız. İnsanların artık yani Suriye eskiden güvenli bir coğrafyaydı ama Suriye'de şu anda hiçbir ailenin güveni yok. Hiçbir namusun güveni yok. Hiçbir haysiyetin, hiçbir vatandaşın, çocuğun, kadının güveni kalmadı şu anda. Aynı şey bizim ülkemiz içinde planlanıyor maalesef. O yüzden milletimiz bu seçim son seçimdir deyip kararını doğru vermeli, düzgün vermeli. Ya efendim son seçim deyip doğru karar verecek ya da bir daha oy kullanma hakkı kalmayacak bu milletin. Birbirine namı doğrulacak. Başka bir şansımız yok. Bir şey daha söyleyip bitireyim. Bakın elinde Kur'an kaldırıp da başörtüsü üzerinde siyaset yapıp da bu ülkede domuz etini serbest bırakanlara oy vermeyelim. Yani dindar gözüküp icraatları dinin karşısında olanlara oy vermeyelim. Başka? Efendim ben milliyetçiyim, ben ülkücüyüm diyerek ortaya çıkıp da efendim APO'yu idamdan alan, ikiz yasalara imza atan, Kıbrıs sürecine imza atan, Kemal Derviş'i bakan yapan insanların peşinde koşmayalım, aldanmayalım. Başka? Efendim İsrail'i telin mitingleri düzenleyerek, İsrail'in karşısında gibi durarak,
iktidar olduğu dönemde İsrail'le 19 tane anlaşma yapanların peşinde koşmayalım. Başka? Ben ulusalcıyım, ben Atatürkçüyüm, ben efendim halkçıyım deyip de efendim Kemal Derviş'e Ekonomi Bakanlığı, Amerika'nın kapitalist dervişine, Ekonomi Bakanlığı'nı teklif edenlere, Atatürk'ü bir kere bile savunmayanlara, Atatürk'ü bu milletle buluşturmaya yönelik Profesör Doktor Haydar Başbey'in çalışmalara destek vermeyenlere, karşı duranlara, efendim ben efendim Alevilerin hakkını savunuyorum, ben Caferilerin hakkını savunuyorum diyerek bir kere bile İmam-ı Ali demeyenlere, bir kere bile Ehl-i Beyt demeyenlere oy vermeyelim. Burada efendim Profesör Doktor Haydar Başbey'in zaten farkını milletimiz görüyor. Haydar Başbey neyi söylerse onu yapıyor. Neyi yapıyorsa onu söylüyor. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Haydar Başbey olduğu gibidir ve göründüğü gibidir. Bunu da ifade etmemiz lazım. Kendisi en ücra köşede bile vatanını, milletini, namusunu, şerefini en güzel bir şekilde temsil eden bir liderdir, bir iradeye sahiptir. Milletimiz mutlaka bu seçimde bunu takdir edecektir diyorum. Son olarak seçim usulsüzlüklerine ve hilelerine de halkımızın dikkat etmesi gerektiğini söylüyoruz, hatırlatıyoruz. Murat Çabas, çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, bir başka programda yeniden buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.